Merhaba oyun severler. ARPG sevenler için bugün oldukça güzel bir gün. Özellikle Diablo Immortal gibi hem mobilde oynayıp hem de PC'de devam etmek istiyorsanız hem ekranda gördüğünüz Torchlight Infinite oyunu hem de birazdan göstereceğim UnDecember December oyunları çıkışını yapmış bulunmakta ve özellikle Diablo Immortal'ın işi birazcık zorlaşıyor. Çünkü daha önce şunu söylüyordum her zaman Diablo Immortal kalitesinde mobilde oyun yok demiştik ama özellikle Torchlight Infinite arkadaşlar baya iyi bir oyun ve e, Diablo Immortal'ın arayüzüne e, erişebilirlik ayarlarına göre çok daha iyi bir durumda ve Diablo Immortal'ı ısrarla istediğimiz bu özellikte arkadaşlar e, gelmiş durumda. Nedir o özellik arkadaşlar? Ee, bakın burada DPS Counter'ımız var. DPS Counter'dan ne kadar hasar verebildiğimizi, skill'lerimizle mana'mızı bitirene kadar ne kadar hasar verebildiğimizi böyle görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, bence baya güzel bir özellik. Böyle bir şey kesinlikle Diablo Immortal'a da lazım. İkinci güzel özellik mesela burada e, D tuşunu... E, ...aksiyon tuşuna bağlamışlar arkadaşlar. Yani Diablo Immortal'da bilgisayarda oynuyorsanız bu sıkıntıyı çok çekmişsinizdir. E, bazen Shift'e bazen Alt'a basmanız gerekiyor bazı şeylere tıklayabilmek için. Bu oyundaysa D'ye basarak bütün e, etkileşimlere girebiliyorsunuz aslında. Tabi bu oyunun da e, bir miktar tatsız yönleri olacak aslında. Özellikle para vermek isteyenler Diablo Immortal'a göre en azından şu anlık season pass falan oldukça yüksek. Mobildeki fiyatı siz yorumlara yazarsınız. Ben mobilde indirmedim. Oyun tamamen mobil ve bilgisayarda birlikte oynanabiliyor. Onu da söylemiş olun. Ama 15 dolarlık bir Battle Pass'i var. Yukarıda ücretsiz kısmı, altta ücretli kısmı var. Yeni gelecek hero'ları buradan görebiliyorsunuz. İşte onlar da bir şekilde parayla satılıyor. İşte bir miktar e, pet sistemi var. Bunlar falan hep e, para isteyen özellikleri. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Baktığınız zaman e, bu oyunda PvP Diablo Immortal kadar işin içine girmediği için Aslında hiç para harcamadan oynama şansınız var Bu arada neden Diablo Immortal ile karşılaştırdığımı da az çok anlarsınız Bu oyun e, ARPG türü oyunlar aslında Diablo'dan türedi diyebiliriz e, Özellikle Diablo 2 çok başarılı bir oyundu ve Torchlight da aslında Diablo 2'nin devamı gibi algılandı birçok oyun sever tarafından çünkü Diablo 3 özellikle ilk çıktığında bir açık arttırma evi gerçek parayla satın alınan bir açık arttırma kısmı vardır RMA denilen ve bu yüzden oyuncular çok sinirlenmişti ve Torchlight oynamaya başladılar özellikle Torchlight 2'de parti sistemi de gelince oyuna. Çok seveni oldu arkadaşlar. Yani Diablo 2'den daha iyi bir e, Diablo 2. Diablo 2'den demeyelim de Diablo 2'nin daha iyi bir devamı olmuş oldu Diablo 3'e nazaran ve insanlar çok sevdi. Ben çok böyle yani Torchlight 2'yi ben de oynadım. Çok iyi bir oyundu bu arada. Ama e, grafiklerini çok sevemiyorum. Çok böyle bence cicili bicili yani birazcık daha az renkli olmasını tercih ediyorum. Ki Undecember bu açıdan daha e, gözüme hoş geliyor diyebilirim. Ama e, grafiğin tarzını bir kenara bırakacak olursak. Oyunun hem vuruş hissiyatı güzel hem de arkadaşlar e, cilası az önce bahsettiğim DPS sistemi olsun. İşte görüyorsunuz cutscene'ler olsun. ...oldukça kaliteli. Yani e, iyi bir oyun izlenimi veriyor arkadaşlar. E, cila bakımından belki Diablo Immortal'ı da geçmiş diyebiliriz. Tabi Diablo Immortal'ın hala bilgisayar versiyonu beta olduğu için... E, ...zamanla düzelecektir. Ama burada şunu kaçırıyor Diablo tarafı. Çok uzun süre bekledikleri için... ...şu anda zaten kanayan bir oyuncu sayısı var... Ve bir noktada bu işi birazcık daha düzeltmesi lazım. Öf boss savaşına da gelmese iyiydi savaş bir yandan video çekerken. Neyse boss'lar da bu şekilde kapışabiliyorsunuz bir yandan görmüş olduğunuz arkadaşlar. Asıl birazdan boss'u kesebilirsek skill sistemine birazcık gireceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten skill sistemi çok iyi yani Diablo Immortal mesela Diablo oyunlarının biraz basitleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Çünkü e, sonuçta mobil bir oyun ve türe yeni başlayanlara da erişilebilir olsun diye bir miktar e, rahatlık sağlayacak özellikler eklemişlerdi. Bu oyun ise o tarz rahatlıklara pek sahip değil. Yani eğer İngilizce'de Sıkıntınız varsa Yazan oyundaki yazanları Anlayamıyorsanız veya yabancı Youtuberları izleyemeyecek durumdaysanız Arkadaşlar bu oyunu e, Çok fazla Hakkını vererek Oynayabileceğinizi düşünmüyorum yine Aynı durum Undecember içinde geçerli Ama bir sebepten Diablo Immortal'ı basit veya e, Hani bir noktada Sıkıcı hale geldiğini Düşünüyorsanız tam anlamıyla Size uygun bir oyun arkadaşlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi paklar açıldı yeni halde. Bunları da koyabiliyoruz. Buralara petler koyacağız arkadaşlar ve bu petler değiştirecek. Petler de aslında bir yerde Diablo Immortal'daki şeyler gibi oluyor arkadaşlar. Söyleyin adına gemler gibi oluyor aslında. Bu noktada Baya bir değişikliğimiz var arkadaşlar. Şimdi pasif skill gelmiş. Onu da gösteriyor. Hemen onu da alalım. Pasif skillimizi de açmışız. Evet ice Buyu almışız. Koyduk. Activate ol diyoruz. Ve pasif skillimiz açılıyor. Skill ekranını açmışken hemen arkadaşlar size bazı özellikleri göstermek istiyorum. Özellikle skilllerimizi bakın seçtiğimiz zaman kenarda bir kilitli kısımlar var gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar sizin skilllerinize ekstralar ekliyor. Mesela şu an bir gösterelim. Bakın burada üçlü gidiyor tamam mı? Bu üçlü gitmesi aslında tamamen buradaki skillin multiple projectiles ile geliştirilmiş olması. Mesela ben bunun yerine fire explosion'ı aldığım zaman tekliğe dönüşecek ve gittiği yerde daha büyük bir patlama yaşatacak arkadaşlar. Yani... Bu özellikler sizin tamamen tercihinize göre değişiyor. Diablo'da da bu şekilde skill'leri değiştiriyoruz ama orada eşyalarla değiştiriyoruz. Buradaysa eşyalarla değil, buradaki fusion kısımlarıyla değiştiriyoruz. Eşyalar bize ekstra özellikler verecek ve bu nedenle de arkadaşlar aslında oyunda derinlik daha fazla. Ki zaten az önce gördüğünüz gibi hem pasif skill'lerimiz var. Ee, bin yerde paragonlara benziyor ama hem bir yanda da arkadaşlar mesela bakın pakt puanlarımız varmış dağıtmadığımız hemen verelim. Verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Ee, tamam bunları vermiş bulunduk. Oradaki paktlar dışında talentlarımız var. Bu talentlar içinde ee, daha büyük talent özelliği yapan mesela dondurma işte veya daha yüksek hasar verme gibi özellikler seçebiliyoruz. Burada mesela tank gibiyseniz bunlara veriyorken büyücü gibiyken buralarda verdiğimiz e, özellikler var arkadaşlar. Yani e, bayağı detaylı bir e, karakter yapılandırma ağacımız mevcut. Ee, yine eşyalarımızda da şu anda ben eşyalarda size e, gösteremeyeceğim oyunun başı olduğu için ama üzerimize giydiğimiz eşyalar da özellikler eklediği için arkadaşlar e, bu noktada aslında e, bir yerde şey yapabileceksiniz yani nasıl diyeyim? E, bir yerde daha derinlikli olacak. Tabi bu kadar fazla açıdan özelleştirme yapabildiğiniz zaman bunların hepsinin birbiriyle sinerjili olmasını sağlamanız gerekecek. Ve bu da tabi çok da kolay olmayabilir her oyuncu için. Ama genel olarak ...biraz sıkıldıysanız... ...özellikle Diablo Immortal'dan da konuşuyorum... ...veya Diablo Immortal'ı en başta bırakmış biriyseniz... ...bence Torchlight hem combat açısından... ...yani vuruş hissiyatları... ...hem de karakter özelleştirmeleri açısından iyi duruyor. Ha, ücretli kısma girmek ister misiniz? Bence girmeyin. Zaten çok da gerek yok çünkü PvP açısından bahsettiğim gibi çok dolu bir oyun değil. Yani Diablo'daki gibi işte klanlar arasındaki bir savaş olacak mı veya bir Shadow Immortal süreci var mı bilmiyorum ama bundan hiç kimse bahsetmemişti yorumlarda. Muhtemelen öyle bir durum olmadığından dolayı diğer insanların önünde olmanız gerekmiyor. Mesela hala Diablo Immortal oynuyorsunuzdur ama bir yandan da birazcık da bunu girip kasabilirsiniz. Ee, böyle bir avantaj olabilir. Yani Torchlight genel anlamda bayağı kaliteli bir oyun. Zaten bahsettiğim gibi Diablo 2'nin e, daha iyi bir devamı olarak gözüküyor. Diablo 3'e veya Diablo Immortal'a nazaran. Ve derinliğin fazla olması da bence başlangıçta ağır gelebilir ama uzun vadeli oynayışta daha güzel gibi duruyor. E, yine arkadaşlar etraftaki menüler çok daha güzel. Yani bilgisayarda oynuyorsanız özellikle daha ferah bir oyun yapısı var birazcık daha kamera yukarıdan bakıyor fark ettiyseniz zero'muza. Ee, falan filan derken yani e, genel anlamda daha cilalı bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi e, bu dediğimin farkını birazcık da Undecember'la destekleyelim bir Undecember'a da geçelim arkadaşlar ama... E, Torchlight Infinite'ı ben tavsiye ederim. Başta biraz çekimser oynamıştım ama e, genel olarak beni e, daha rafine bir oyun olarak hissettirdi. Hemen bir Undecember'a geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Undecember oyununu birazcık inceleyelim. Bu oyunun kombat hissiyatı hem Diablo Immortal'dan hem de arkadaşlar Torchlight'tan birazcık daha e, kötü diyebilirim. Yani saldırdığım yaratıkları pek kesiyor gibi Hissetmiyorum açıkçası. Ama e, bu oyunun da iyi olduğu taraflar mevcut. Onları göstereceğim. E, bir de bu oyun görsel açıdan daha gerçekçi ve Diablo 2'ye çok benziyor. Etraftaki böyle e, vazoların falan kırılması olsun. Baya Diablo 2'yi hissiyatı var. Bunun da sebebi aslında şaşırtıcı değil. E, Diablo 2'yi geliştiren ekibin... E, Blizzard'dan ayrılanları tarafından geliştirilmiş bir oyun arkadaşlar. Yani bu nedenle Diablo 2 havası olması güzel. Bu oyunun iyi taraflarından birisi arkadaşlar etkinlikler tam gaz geliyor. Diablo Immortal'ın çok eksik olduğu kısımlar mesela aylık e, her gün girdiğinizde alabildiğiniz ödüller var. İşte Battle Pass'i var. Biraz tuzlu ama ücretsiz kısmı da mevcut. İçerikler var orada da. Güzel içeriklere sahip. Yine aynı şekilde Torchlight gibi. Bunda da PvP çok aşırı önemli olmadığı için... ...zaten çok fazla para harcamanız gerekmiyor aslında. Yani genel olarak bu oyunda sağlam bir rakip diyebilirim. Hatta benim daha da çok hoşuma gitti diye düşünüyorum. Ben zaten yayınlarda hem Torchlight hem de bunu oynarım diye düşünüyorum Diablo'nun günlük görevlerini yaptıktan sonra her gün yarım saat bir saat takılırım ee, çok bunları rekabetçi oynamanıza da gerek yok şimdi ama arkadaşlar size ben e, bu oyunu özel yapan kısmı göstermek istiyorum arkadaşlar çantamdan şu anda üzerimde bir kılıç var ben bu kılıcın yerine hemen geliyorum bir arkadaşlar e, hançer koyuyorum. Bakın hançeri koyduğum anda skill'lerimi kullanamıyorum. Bakın bu e, silahla bu skill'i kullanamazsın diyor. Zincir işareti de var. Yani bu oyunun asıl güzel tarafı skill'leriniz ve e, silahlarınız e, uyumlu olmak zorunda. Zaten bir klas olayı yok. Aslında siz klasınızı kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burası da skill'lerimizi koyuyoruz. Mesela buradan gösterelim Rapid Shot skillini koyarsam ben buraya kullanmak için arkadaşlar burada şuraya dikkat edin ok istiyor. Eğer ok kullanmayacaksam bu skilllerden faydalanamıyorum. Ben size şimdi bütün her şeyi bir boşaltacağım üzerimdeki. Ve e, öyle göstereceğim skill'ler nasıl yapılıyor. Şuraya basic hata koyalım arkadaşlar. Totalde iki tane dörtlü slotunuz var. Bunları CTRL ile veya şuradaki tuşla hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar hançerim olunca bu şekilde saldırıyor. Ben bu hançer yerine başka tarzda silah koyabilirim. E, bakın mesela büyücüler için bir adet e, asa taktım. Asam olunca düz vuruşum böyle oluyor. Yani tamamen arkadaşlar kullandığınız silaha göre değişiyor. Bu biraz nasıl diyeyim e, Guild Wars oyununa benzemiş. E, düz vuruşumda kılıç aldığımda böyle. Şimdi gelin e, skill'lerimizi bir yerleştirelim ve böylece oyunun hoşuma giden tarafını anlamış olun. Bu kısımda biz e, puan dağıtıyoruz arkadaşlar. Burada da yine klas olmadığı için str oynayacaksınız buraya dağıtabilirsiniz. dexter oynayacaksınız buraya. Intelligence da buraya. Tabi bunlar e, oldukça e, karmaşıklaşacak uzun vadede. Yani İngilizce sorunu burada da yaşanabilir arkadaşlar. Yani bir yerlerden rehber okumadan çok zor bunları devam etmeniz. E, yerli videolar gelirse de tabi izleyebilirsiniz. Benim çok vaktim olmayabilir bunlara rehber çekmek için. Tabi yorumlarda isterseniz çok talep olursa rehber çekmeye çalışırım. iki oyundan bir tanesine. Her neyse skilllerimize gelelim. Skilllerden bahsediyorduk. Şimdi arkadaşlar Fireball'u ben kullanmak istiyorum. Tamam buraya koydum. Şimdi burada kenarlarında mavi e, kenarlıklar olduğuna dikkat edin. Sonra kılıcımı kullanmak istiyorum. Bunu da koydum. Kılıç için bir combo skill. Kılıç için ikinci bir skill'im daha var arkadaşlar. Buralardaki kenarlıklar sizin alabileceğiniz bonusların yerlerini belli ediyor. Mesela arkadaşlar bunu buraya koyduğum zaman linkledi. Bunlara li link run deniyor. Bunlara skill run deniyor. Mesela mavileri bir araya koyuyorum ki mavileri güçlendiren bakın spell damage arttıran bir link rün bu. Bunları koyduğumda linkleniyor. Mesela bunu böyle koyduğumda linklenmez veya böyle koyduğumda linklenmez. Çünkü mavi tarafı değmesi gerekiyor. Bu şekilde linklemiş oldum. Şimdi ben burada bunu böyle linkledim. İkinci bir ee, link rünümde olduğu için bunu da buraya koydum. Bu sayede bu arkadaş iki tane alabildi. Bu iki tane alamıyor çünkü buna iki tane vermek istersem e, bu noktada buna sadece bir tane vermiş oluyorum. Burada kendi kararınız önemli aslında hangi skill'e iki tane vermek istiyorsunuz düz vuruş skill'ine mi iki tane vermek istersiniz e, ya da ikisi de düz vuruş da yani nasıl yapacağınıza göre. Bu da mesela bir e, takla atma runu bunun kenarında mavi olmasına rağmen buradan almıyor çünkü hasar veren bir skill değil muhtemelen rune olarak e, hızlı kastetme rune geldiği zaman ondan alabilecek arkadaşlar. O yüzden bunu şimdilik kenara attım. Bunları böyle yerleştirince geliyoruz bakın buraya hepsi doldu. Hangi skill'le kullanmak istiyorsanız, hangi tuşta kullanmak istiyorsanız böyle yerleştiriyorsunuz. Sonra mis gibi kullanıyorsunuz arkadaşlar. E, tamamen size bağlı. Ben bunları bu şekilde doldurdum. İki slota farklı skill'leri koyarak farklı setler oluşturabiliyorsunuz mesela düz vuruşum şu anda bu olmuş durumda yine böyle bir skillim daha var atlayabiliyorum duruma göre ve gerektiğinde de büyücü gibi bunları yapabiliyorum bu açıdan bu oyun benim çok hoşuma gitti zaten grafikleri de güzel yani grafikleri de benim sevdiğim tarzda aslında herkes beğenmeyebilir biraz eski tarz bir grafiği var ama benim hoşuma giden tarzda bir grafik var ee, ben bu oyunu daha çok sevdim. Torchlightın e, o biraz cicilli bicilli renkli ortamına göre ve e, özellikle silahlarımı değiştirdikçe farklı skiller kullandığım için güzel gözüküyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Onu da şuradan söyleyeyim. biraz da internette okuduklarımla arkadaşlar bakın buralarda böyle esaslar var esanslar var. Bunlar sizin silahlarınızı upgrade yapmaya sağlıyor. Ee, yine rünlerinizi e, arttırıcı blue elementler falan var. Yani rünlerimiz, skill rünlerimizin bakın level'ları var. Bunları falan arttırmamız gerekiyor uzun vadede. Yani kısacası legendary item düşürdüğümüzde o legendary'i güçlendirmek için bu esanslardan toplamamız gerekecek olabilir bu esanslar. Ne kadar düşüyor bunlar için? İlla para harcamak gerekiyor mu? Lootbox tarzı bir sistem mi var? Çünkü kasalar da var çantamızda. Yani uzun vadede bu oyunun e, bir anda e, şeyleştiğini görebiliriz. Para istediğini görebiliriz ama e, şöyle bir avantaj var. Yine bu oyunda bahsettiğim gibi Torchlight gibi fazla PVP odaklı olmadığından hiç para ödemeden keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Diablo Immortal'dan da birkaç dakika konuşalım. Ee, ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Diablo Immortal, bakın burada da Goblin'imiz varmış. Hemen saldırayım. Ben de yeni görüyorum sonuçta oyunu fazla oynamadığım için ee, birazcık daha bakıyoruz. Diablo Immortal'ın e, Blizzard'ın tek oyunu olmadığı için fazla salladığını düşünmüyorum. Zaten satabildikleri kadar. Sattılar arkadaşlar oyunları. Yani e, birçok balina 10 bin dolarlar 20 bin dolarlar verdi yurt dışında. Ve bunlar daha fazla para harcamıyor. Yeni gelen oyuncular için yeterince içerik var oyunda. Sonuçta Diablo Immortal'ı... Store'da gördüğünüz zaman bu oyun yerine indirirsiniz genelde hiç oynamadıysanız. Hatta ilk defa indirecekler aşağıya ben bir kodu da bırakırım. O kodu da kullanabilirsiniz. Yeni getirdiler onun da bu iki oyun çıkıyor diye arkadaş davet sistemini. Her neyse yani yeni oyuncu bulma konusunda Diablo Immortal hiçbir zaman sıkıntı çekmez arkadaşlar. Çünkü Diablo markası bu iki oyunun da ezip geçecek kadar ünlü. Ama e, uzun süre oynayan kişileri de tatmin edecek güçlendirmelere para harcamak istemiyor gibi Blizzard. Çünkü bahsettiğim gibi tek oyunu değil ve genel olarak bütün e, zaten para kazanacağı kişilerden de yeterli parayı kazandı. Yeni oyuncular da girip 2 ay battle pass alsa zaten oyun kendi kendini çevirecek kadar ünlü. Ama bu iki oyun arkadaşlar, e, yapımcı firmaların e, neredeyse ana ürünleri olacağı için oyuncularını kaybetmemek adına hızlı güncellemeler ve etkinlikler getireceğini düşünüyorum. E, o nedenle bu oyunları tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Server olarak bu iki oyunda da zaten Avrupa, Asya, Amerika var. Ben Avrupa'da açtım. Yani Diablo gibi bir bacır sistemi yapalım gibi bir durum yok. Zaten Diablo tarzı da e, guildlerin aşırı önemli olacağını da ben ...düşünmüyorum arkadaşlar. Bu oyunları daha çok PvE odaklı... E, ...düşünebilirsiniz. Ve mobilde oynamak için düşünebilirsiniz. Yoksa... ...bilgisayarda oynuyorsanız bence... ...Pet of Exile çok daha... E, ...mantıklı bir oyun olacaktır. Ben yayınlarda... ...yine bu oyunları da dediğim gibi... ...biraz oynayacağım. Diablo'ya kesinlikle kötü bir oyun değil. Ama e, bahsettiğim sebeplerden... ...çok az ilgi gösteriyor Blizzard. Ve... E, yani 30-40 dungeon dönüp 1-2 set item düşürmek insanları baymaya başladığı gibi beni de baydı açıkçası. Günlük görevlerden sonra bu oyunlarda biraz vaktimi harcarım diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda hangi oyunu oynamak istediğinizi yazabilirsiniz. Hangisini tercih ettiğinizi bahsedebilirsiniz. Ee, kesinlikle rekabet tüketicinin işine yarayacaktır. Bu oyunları beğenmeseniz bile çıkmış olmaları en azından Diablo'nun e, ...geliştirilmesi için iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Burada bu kadar çok içerik veriyorken... ...Diablo'da bir craft sistemi geldi. Ve yani bu craft sistemi... ...40 haftada... ...bize bir 5 e, yıldız veriyor. Ya yapsana bu oyundaki gibi... ...etkinliği bas abi. E, şuradan gösteriyorduk. Bas bir etkinlik. Bir hafta oynayalım. Bir tane 5 e, yıldız Legendary craftlayalım. Oyuna bağlanalım yani. Ben 40 hafta onu bekleyeceğim diye... Ee, yani ne bileyim e, garip geliyor Diablo Immortal'ın ödülleri dağıtma şekli veya işte bir etkinlik yapıyoruz scrap materyal falan veriyor yani bu noktada bence birazcık daha e, kendini geliştirebilir umalım ki bu iki oyun sayesinde Diablo da kendini geliştirsin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Rehber videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yayınlara gelebilirsiniz. Rastgele Reis Twitch kanalına. Ee, şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.